Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, yaratıcı Yazarlık derslerimiz başlıyor. Bugün ilk dersimizle başlıyoruz. Ee, i̇sterseniz önce bir Yaratıcı Yazarlık dersimiz kapsamında neler işleyeceğiz, onlardan bahsedelim. Ee, yaratıcı Yazarlık demek aslında iki farklı terimin bir araya gelerek farklı bir anlam ifade etmesiyle ortaya çıkan bir kuram. Ee, gördüğünüz gibi bir yaratıcılık var, bir Yazarlık meselesi var e, Yaratıcılık kavramının ne demek olduğunu Öncelikle ilk dersim dersimizde aktaracağım size daha sonra yazarlıkla ilgili, ee, yaratıcı yazarlığın kapsadığı kısım, yani o kuramdan, yani kurgudan bahsedeceğiz aslında. Kurmacadan bahsedeceğiz. Kurmacanın ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Çünkü yaratıcı yazarlık e, hayal ürünüyle bir metin ortaya çıkarma demektir. Aslına bakarsanız yaratıcılıkla alakalı daha önceki yaratıcı yazarlık derslerimizde yaratıcılık kavramı üzerinde durmuştuk. Yaratıcılık kavramı üzerindeki kuramlar üzerinde durmuştuk. Hangi kuramlardan bahsettik? Psikoanalitik dedik. Algı kuramı dedik çağrışım dedik gençtat dedik yaratıcılığın e, çerçevelerini çizmeye çalıştık e, her kuramın yaratıcılıkla ilgili kendine ait e, teorik bilgileri var dedik ve o bilgiler kendi içerisinde bazen tutumlu bazen e, kendi içerisinde çelişen bilgiler içerisinde olduğunu söyledik. Gördüğünüz gibi yaratıcı yazar, yazarlığın eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair bir giriş yaptık. Ama bunlardan bahsederken genel çerçevede aslına bakarsanız yine yaratıcı yazarlıktan bahsetmiş oluyoruz. Biz eğitimle ilgili kısmımıza şimdi bir parantez açalım. Yazı yazma süreç modelinden bahsedeceğim. Çünkü bu yazı yazma süreç modelini siz hem e, ...sınıflarınızda yaratıcı yazarlık yaparken, bu uygulamaları öğrencilerinize yaparken uygulayabilirsiniz. Hem de e, normal kendiniz bir ürün üretmeye amaçlarken de bu yazı yazma süreç modelini uygulayabilirsiniz. Bununla ilgili o yüzden sadece e, eğitimde yazı yazma süreç modeli gibi bir başlık atmadım. Genel bir başlığımız var yazı yazma süreç modeli diye. Bu modeli aktaralım. Daha sonra eğitimde yaratıcı yazarlığa devam edeceğiz. Sonrasında da dediğim gibi derslerin başında bahsetmiştim size. Bir kitaptan bir iki part okuyacağım. Yani bir iki bölüm okuyacağım sizlere yaratıcı yazarlıkla ilgili kurmacaya geçmeden önce. Yaratıcı yazarlık eğitimlerimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde olgusallığa karşı kurmaca diye bir karşılaştırma yapmıştık. İki kavramın birbiriyle savaşından bahsetmiştik. Ne demiştik orada? İkisi de aslında huysuz birer arkadaş gibi davranırlar demiştik. Şimdi artık olgusallık ve kurumaca konusundaki fikirlerimizi netleştirmiş olduk. Bugün biraz daha roman üzerinde duracağız. Roman derken aslına bakarsanız roman dışında bunu öykü ya da senaryo metinleri içinde düşünebilirsiniz. E, roman'da gerçeklik üzerine duracağız. Aslında bakarsanız o gerçekliğin ne anlama geldiğine, geldiğiyle ilgili biraz daha e, felsefi yorumlarda bulunacağız.